Arkadaşlar hoş geldiniz. İnanılmaz bir karşılaşma. Spoiler vermek zorundayım çünkü artık dünyalar duydu belki de. Dinkliren üst üste üçüncü kez kaybetti ve artık dünya klasmanında bırakın 1 2 3 4 numarayı 13. sıraya kadar geriledi. Çok kötü gidiyor hayatı. Neler oldu bilemiyoruz. Ve siyahlarda Hikaru Nakamura son dönemin yükselen ismi. Satrancı bırakmıştı ve geri döndüğünde artık 2800 reytinge sahip. Yani Twitch yayınları ona çok iyi geldi. Ve bakalım Dinklen karşısında neler yapmış. Bir de Hikaru Nakamura'nın maç içerisinde bir röportajı var. Onu da tabii ki sizlere okuyacağım. Özellikle Dinklen'in bir hamlesinden sonra. D4, D5 ile başlıyoruz. Ve C4'e Hikaru Nakamura çok ilginç bir hamle oynuyor. At F6, E6 yani C6 hatta D4 bile alabilirsiniz burada. Fakat Hikaru Nakamura C5 gibi bile isteye beyazları üstünlüğü veren hamleyi oynuyor burada. C çarpı D5'ten sonra at F6. tabii ki vezirle almak istemiyor çünkü at C3 olabilirdi. Ve şimdi at D5'ten sonra at F3. d 4, vezir D4'ten sonra beyazların konumunun çok daha daha iyi olduğunu seziyoruz. Vezir çıktı. 2 at oyunda. Dolayısıyla buradaki baskıyla birlikte siyahlar at c 3 almak zorundalar. Vezir c -3'ten sonra yine çıkan taşları sayalım. Vezir burada güzel bir konumda duruyor. At burada çok güzel bir şekilde gelişmiş. e4 oynanacak. Filler bir yere çıkacaklar. Ve konumunda beyazlara iyi oldu. Bas bas bağırıyor zaten. Ama Hikaru <laughs> Akamura bunu zaten bile isteye yaptı. At c6 hamlesiyle beraber gelişim devam etmeye çalışıyor. e4 oynandı. <laughs> ve benim de sesim çatallandı burada. E4'ten sonra A6 ve buradaki fil B5'i kesmiş oldunuz ve sonrasında ise fil B5'e belki gitmiyor ama burada filin en azından C4'e konması ya da bu filin E3'e konması gerekirdi. Ya da Hikaru Nakamura'nın da önerisiyle burada A3 oynanmalıydı. Neden? Çünkü eğer siz fili E2'ye yani henüz çıkarsanız rakibe E5'i hazırlatmış oluyorsunuz. Çünkü rakip E5 ile birlikte fil b 4te ver veziri ver şahı diyebilecek. Böyle bir şiş atabilecek. Dolayısıyla burada bari rok atsaydınız. Roktan sonra fil b 4 de vezir B3 kaçabilirdiniz. Ama dink yani bazı şeyler için çok geç kaldı. A3 hamlesini oynuyor ve artık fil B4 mümkün değil belki ama yani taşları o kadar pasif dizdiniz ki üstünlüğünüzde kalmadı beyazlarda. Fil G4 hamlesi geldi. Kısa Rok'tan sonra kalece C8 ve Vezir B3 13. Pardon 12. hamlede hata geldi burada. Yani daha demin A3 oynamadan Vezir B3 oynayabilirdiniz Rok'tan sonra. Fakat her şey birbirine girdi ve at A5'ten sonra Dink bir şeylerin yanlış olduğunun farkına vardı ve düşünmeye başladı. O sırada Icaruna Kamura bir röportaj verdi. Orada ise şunları söyledi. Çok tuhaf Dink ile yıllar boyu birçok kez maç yaptım. Ama şu anda karşımdaki kişi asla aynı kişi değil. Maç içerisinde titremeye başladı. Rakibinizde bir şeylerin yolunda gitmediğini gördüğünüzde onun için kötü hissedersiniz ya diyor. İşte onu yaşadım. Hikaru Nakamura rakibi için kötü hissediyor. Bunu Nepo'dan duymuştuk. Ve at A5'ten sonra bir yanlış hamle daha geldi. Normalde vezirin hemen d dönmesi lazımdı ama vezir A4'ten sonra rakibi bir tane b sürdünüz. Sürdürdünüz ve veziri şimdi de gittiniz. Vezir de birden sonra kale d bir taşlar değişildi. At B3 ile beraber ver kaleyi ver buradaki fili. Tabii ki fili almasının amaçlarından bir tanesi siyahlarda. Belki de çift filin o üstünlüğünü kullanmak. Kalebe kale B1 hamlesi oynanıyor. Ve kale B1'den sonra acele etmeye gerek yok. Fil C5'e beraber kendinize böyle bir gelişim e, durumu yarattınız aslında. Sonrasında at C1'i rahatça istediğiniz zaman alabilirsiniz. Şah F1 hamlesi geldi. F6'nın ardından burada artık Hikaru Nakamura istediğini yaptı. Rok atmasına bile gerek yok. Bir tane şah e7 oynayacak. Devamında kaleyi de 8'e atabilir. Kale d3 hamlesini görüyoruz. Ve file altının ardından buraları birazcık tabii ki değiştirmek istiyor Hikaru Nakamura. Filin c4'e gelmesi de önemli. Aynı zamanda b3'teki atı burada sabitlememiz de önemli. İstediğimiz zaman tabii ki c1 alırız. Ama şu anda henüz almak istemiyoruz. Şimdi bir tane at d2 hamlesi oynandıktan sonra buradaki atla ilgili karar vermen gerekiyor diyor ding diren. Ama zaten şöyle bir sıkıntı var. Yani at f3'teyken d4 gibi önemli bir kareyi tutuyordu ve siz ısrarla rakip ediyorsunuz ki ya atla ya da fille şu atı değişmek istiyorum. Ama at bunu yapmak zorunda değil. Atı d4'e döndünüz ve atı tekrardan f3'e mi dönecek artık burada? O zaman da atın belki de c2 gibi karelere girme ihtimali var. O hatta belki de hiçbir şey yapmayıp burada savunabilirsiniz burayı ve devamında ise beyazlar b4 oynamayı tercih ettiler. Fil b6'ya, şimdi fil b2 gibi bir şey geliyor ve artık A çarpı E2'ye karar verdi. Şah çarpı E2'den sonra da beyazların konumu aslında birazcık sıkışık kaldı. Çünkü taşları istediği gibi yerleştiremiyor. Filler burada çaprazı çok güzel bakıyorlar. Kale de güzel bir hatta. O yüzden taşları birazcık daha güzel yerleştirmesi lazım beyazların. Ve onu nasıl yapacaklar? Mesela tabii ki at B3 ve devamında atı C5'e koysak güzel olur ama daha atı B3'e getiremiyoruz. Atı B3'e getirsek yani bu file ancak dönmemiz lazım da burada at ancak c5'e gidebilecek buraları oynamak gerçekten çok zor. O zamana kadar Hikaru Nakamura bir şeylerin farkına vardı. Şah E7 ile birlikte hızlıca gelişmek istiyor. F3'e de burada normal şartlarda tabii ki G5 gibi bir hamle ya da belki de H5 gibi bir hamle doğru olabilirmiş ama buraları sezmek çok kolay değil. Bunu ancak bilgisayar oynar. Dolayısıyla kale C2 çok güzel gözüküyor. D2'deki baskınızı arttırıyorsunuz. B2'ye baskınızı yapıyorsunuz ve devamında ise belki kale D8 belki kale C8 ile beraber yine başka yerlere aktarabilirsiniz. Diğer kale Kale C3 hamlesi geldi Bir tane fil C4 oynanıyor Çok akıllıca bir hamle At buraya alamayacak açmazdan dolayı Ve Şah E1'e gittikten sonra da Fil F2 oynadı İşte burada artık her şey böyle iç içe geçmiş durumda. Yani fil B2'de hiçbir iş yapmıyor. Önü kapalı hatta yani kale olmasa bile önü kapalı. Kale burada ancak kesebilecek. Ve at D2'de hiçbir iş yapmıyor. Kale B1'de ancak buraları belki savunacak ama yine birkaç tane hamle yaptırmanız lazım. Ve siz burada şah F2 alırsanız da kale D2 ile beraber burada artık yani G2'ye yapılan baskılar kalenin D8'e gelmesiyle birlikte burada ters renkli fil olsa dahi tabii ki de Dink Diren bu oyunu kaybederdi. Dolayısıyla Şah Debir gibi bir şey oynadı ama Şah Debir'den sonra kale çarpı C3 ve fil çarpı C3'ün devamında kale D8 oyuna geldi. Hem çift fil kalındı burada hem de tabii ki artık burada at C4 almanıza da izin vermiyor ve tabii kalenin d 2 yaptığı ile beraber beyazlar kutu gibi bir konumda kalmaya devam ediyorlar kale A1'e gitti. Yani inanılacak gibi değil. Kale A1'e gitmeseydi. Mesela Şah C2 oynansaydı. tabii ki Fil D3 gibi bir şey vardı. O yüzden kalenin buradan kaçırılması gerekiyor. Ama sadece Şah C2 oynayabilmek için de kaleye A1'e atmak gerçekten konumun ne kadar kötü olduğunu gösteriyor bize. Kale A1'den sonra Fil F1 oynandı. Ve ver G piyonunu. Tabii ki sadece G piyonu değil. G piyonu G3'e gittiği anda tabi ilerleyen zamanlarda filge G2 ve devamında F3'ü de isteyebileceksiniz. Fear G3'e e şimdiden geldi. Hani bir filge G2 oynarsa devamında işte filde D2 ve sonrasında buraya alacak ve belki de E4'ü alacak. A4 hamlesi geldi. Tabii ki kale A1'e gelmişken o A hattını açayım da belki kaleyi A7'ye koyarım bir şeyler elde ederim diye düşünüyor ki mantıklı. B çarpı A4'ün devamında kale çarpı A4 ama fil başka bir yere dönmek istiyor. Fil B5'e döndü. A6'yı koruyacak. B piyonunu hiçbir zaman süremeyeceksiniz. Belki de bunu sürüp atmak istersiniz. Çünkü fil en azından güzel bir konumu oynar. Ama şu anda ona da izin vermiyor. Kale a devamında. Kale D3 ver o fili. Ve kale C1'den sonra. Yani buradaki kale B1'e gitti, A1'e gitti, döndü, C1'e gidiyor ve sadece savunmada kaldı. h 5 ile beraber konumu geliştirmeye çalışacak. Bu şahı belki buralara gelebilirse tabii ki siyahlar net bir şekilde kazanır ama şu anlık o da gözükmüyor. Bakalım Hikaru Nakamura burayı nasıl kazanacak? Şah C2 oynandıktan sonra bir tane fil D2 oynanıyor ve fil D2'nin ardından kale F3. Şimdi gözüken o ki Normal şartlarda bu konumu kazanamayacağını fark ettiği Karin Nakamura ters renkli file kalsa dahi kaleler oyundayken bir de bu kale tabii ki çok aktifken buradaki piyonları sarkabiliyorken bunu değerlendirmek istedi. Bir de tabii ki avantajlardan bir tanesi fil c5'e gelmek için çok fazla zaman harcayacak. Siz o zamana kadar da belki de e4'ü alacaksınız ve e4'ü aldığınız zaman bu oyun sonu her türlü kazanca dönecek. Ama Hikaru Nakamura'nın süresi çok az kaldı. Kale e1'den sonra bir tane fil c6 hamlesi geliyor. E4'ü tabii ki istiyorsunuz ama kale e3 ile beraber buraları tutmaya devam ediyor. Tabii ki diyeceksiniz ki Kale E3 alamaz mıydı? Fil çarpı E3'den sonra f f fil çarpı E4 alsanız dahi şah C3 ile beraber bu konumu kazanma ihtimaliniz çok çok düşük. Belki siyahlarda bilgisayar kazanıyordur ama ters renkli fillerde böyle konumları kazanmak güç olduğu için Hikaru Nakamura bu değişime gelmedi. Kale F2 ile beraber bu konumu devam ettirebilir tabii ki. H4 hamlesi oynanıyor. Fil A4 bir tane şah çekti. Şah c 3ten sonra... Tabii ki buradaki istek şu. Fil herhangi bir yere giderse devamında hatta mesela işte atıyorum kale D3 oynadısa hatta birazcık oynatalım. Şah E6 oynanıyor. Kare E1, kare G2, kare E3 ve g 6nın devamında fil E1'den sonra fil B5 hamlesi geldi. Yani şunu demeye çalışıyordum. O konum gelecek mi bilmiyorum ama bir tane kale D3 oynarsanız devamında file attığınız herhangi bir noktada burada kale C2 mat olacaksınız. Dolayısıyla hiçbir zaman kalenin D3'e gelip buralara inme ihtimali ve devamında filin buradan kaçma ihtimali yok. E, mat olacaksınız. Dolayısıyla buraları birazcık daha temkinli oynamak zorunda. Fil E1'e geldi. G3'ü savundu. Ve devamında ise Fil B5'te. Burada birazcık dönüyorlar tabii ki. Hikaru Nakamura'nın da çok az süresi kaldığı için temkinli yaklaşmaya çalışıyor. Şah B3'ten sonra fil'e E2 geldi. Ve Fil C3'ün ardından Kale F2. Belki ilerleyen zamanlarda burada yine Kale F3 ile beraber değişmeyi düşünebilir mi Fil burada olmadığında? Acaba merak ediyorum. Ee, bu konum en azından Şah D5'e ilerlediği bir yerde e4 alınabilir mi diye. Şah c2'nin ardından şimdi bir tane fil g4 geldi. Fil d2'den sonra fil e2 dönüp dolaşmaya çalışıyor tabii ki. Ve fil c3'ün devamında fil f3 ile beraber burada ilerleme bir türlü kaydedilemiyor. Fil G2 hamlesi oynandı. Kale E1'den sonra G5 oynanıyor. Ve buraları bir noktada açacak. Ya H4'ü zayıflatacak ya da buradan sonra H piyonunu geçer yapmaya çalışacak. Ve kale ve fil oradayken tabii ki bunu yapmak çok mantıklı. Fil D2 oynanıyor. G çarpı H4. G çarpı H4. Bir tane fil F1 ve şah C3'ten sonra da fil E2'ye geldi. Yani filin yine burada aslında gitmesi gereken yerlerden bir tanesi ya fil F3 ya da fil g4'te kalıp buradan bir şekilde almaya çalışmak ve fil e3'e geldikten sonra kale h2 oynanıyor ver h4'ü diyecek ama onun karşılığında da burada e, beyazlarda bir şeyler kovalamaya çalışıyor tabii ki h4'ü alırsanız e2 düşecek dolayısıyla fili belki de g4'e geleceksiniz ancak o zaman kale h4 alabilirsiniz fil b5 gelmeyi tercih etti ve baktı ki Denkdiren burada ne fil f2 ile ne de başka bir yolla h4'ü tutabiliyor. Hadi diyelim ki kale d1 gibi bir şey gelsin ve buradan hani kale d 6ya insin ama onun da bir anlamı yok. Çünkü gördüğünüz gibi kale h4'ü aldığı zaman yani siz kale d6 oynasanız dahi şah f7 ve devamını getiremiyorsunuz. Yani buralara gelseniz dahi işte gördüğünüz gibi kalenin önünden kale piyonun önünden çekiliyor ve kazanca doğru yol alıyor. Dinkleren artık yani bunu devam ettirmek istemedi ve oyunu terk ediyor. İnanılmaz gerçekten yani 12. hamleden itibaren yavaş yavaş burada kayıp konuma sürüklendi Dinkleren. Birkaç tane hata yaptı sonunda da böyle sıkışık bir konumda maalesef kaybetti. Tekrardan yine bu kanalda görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.